Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la ikili bir görüşme yaptı. Ne konuşuldu, gündemde ne var? Gidelim Ankara'ya ve Arda Erdoğan'a bırakalım sözü. Arda? Semih Asen, 56. Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunuyor. Fidan o Jakarta'daki temasları kapsamında bugün önemli bir görüşme de gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada görüşmede Vilnius zirvesinde yapılan NATO liderler zirvesinde ele alınan kararların takibi ve Afganistan'daki güncel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Vilnius'ta yapılan NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la baş başa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede Türkiye'nin F-16 tedariki konusunda atılacak adımlarla birlikte İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin önünün açılmasına dair bir sürecin işletilmesi kararı alınmıştı. Bu kararların üzerinden geçti Blinken ve Hakan Fidan. Ayrıca Afganistan'daki insani durum, bölgeye insani yardımın gönderilmesi gibi başlıkları da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Amerikalı mevkidaşı Blinken yaptıkları görüşmede ele aldılar Semih. Peki Arda, çok teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı Blinken'la görüştü. Ayrıntılarını anlattı. NATO zirvesinde alınan kararlar vardı gündemde. Şimdi Hakan Fidan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Onun da ayrıntılarına bakalım. Açıklamada Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Fidan'ın ASEAN 56. Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Jakarta'dan NATO Genel Sekreteri ile telefonla görüştüğü belirtildi. Bu görüşmede NATO kararlarının takibi ele alındı. Şimdi devam edelim.